Herkese merhabalar. Bu konumuzda web uygulama güvenlik açıklarını tarayan yazılımlardan bahsedeceğiz. Yani scanner araçlarından. Kali Linux içerisinde birçok ücretsiz tarama yazılımları mevcut. Hepsi de oldukça iş gören yazılımlar. Farklı özelliklere sahip araçlar. Bir firmanın zaten web uygulama açıklarını taraması gerekiyor. Kali Linux araçları içerisindeki bazı araçlarla bunları yapabiliriz. Farklı amaçlar için de kullanılabilir. Fark etmez. Zaten her firmanın bu gibi güvenlik taramalarını yapması gerekiyor. Yaptırması gerekiyor. Sadece web sitesi değil, web sitesine erişim yapıldıktan sonra saldırganlar server'a kadar erişebilirler. O yüzden oldukça önemli bir konu. Zaten en sık yaşanan saldırı olayları da web üzerinden gelmekte. Uygulamalar kısmından Kali Linux'a gelip web uygulamalarındaki açıklıkları tarayan araçları burada görebilirsiniz. Görüldüğü gibi birçok açık mevcut. Lakin bunlardan birkaçından bahsedeceğim. Zaten çoğu aynı mantığa dayanıyor. İlk önce VHOF'dan başlayalım. WAF'tan. WAF aracı Python diliyle yazılmış bir araç. Oldukça güçlü bir araç. Aslında benim en sevdiğim araçlardan bir tanesi. Evet. En belirgin güzel özelliklerinden birisi de tarayacağımız açıklıkları kendimiz seçebiliyoruz. Pluginler sayesinde. Zaten aracımız pluginler sayesinde taramaları yapıyor. Buradan isterseniz profil kısmından full scan taramaları olsun. Kendiniz belirleyebileceğiniz inputlar açabilirsiniz veya OWASP topondaki en kritik güvenlik açıklıklarını otomatik olarak seçtirebilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış. Size kalmıştan kastım sizin tarayacağınız sisteme bağlı aslında. Yani isterseniz siz bir açıklığı taramak için bir tanesini seçersiniz. Mesela XSS açığını tarayacaksınız. Sadece bir tane seçip zamandan tasarruf yapmış olursunuz. Örneğin ASP sistemlerde RFI açığı bulunmaz. Yani ASP bir sistem tarayacaksanız bunu etkin hale getirmenin bir anlamı yok. Yani siz sisteme göre kendiniz bu özellikleri seçeceksiniz ve sonrasında tarayacaksınız. İşte brute force saldırıları için burada taramamız var. Yani burada zaten sağ tarafta açıklamaları yazar. Görüldüğü gibi. Yani brute force yapılabilecek inputlar var mı yok mu? Bunlar için güvenlik önlemi yoksa zaten burada bunları seçip gösterebiliyoruz. Tarayabiliyoruz. Clever özelliği mevcut. Görüldüğü gibi. Sistem Oracle bir veri tabanına sahipse keşif için bunu seçebiliriz. Robot taraması yapabiliriz. Eğer WordPress bir sistemse buradaki pluginleri etkinleştirebiliriz. Mesela WordPress'teki kullanıcıları bulmak için bir pluginimiz mevcut. Backdoor var mı yok mu belli başlı bunları tarar dizinlerde. Görüldüğü gibi zaten belli başlı isimleri vardır. D99 Web Shell gibi bunları tarar. Bu şekilde istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ardından zaten buraya sitemizi yazıp start dediğimizde taramayı gerçekleştirecek. Log kısmından açıklıkları burada görebilirsiniz. Hataları, bilgileri vesaire. Evet. Buradan görebilirsiniz. Gördüğü gibi.
Senet.com yazdım. Mit dedi. Mit.be'ydi. Acayip örnek olsun diye yazmıştım ama. Evet. Result kısmından açıklıkları görebilirsiniz buradan. Görüldüğü gibi. Kırmızı olanlar biraz daha kritik oluyor. Zaten açığa tıkladığınız zaman sağ tarafta size açıklamasını yapacaktır. Diyelim. İsterseniz burada request, response işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Yani bir yanıt gönderip, bir istek gönderip yanıtını aşağıdaki konsoldan görebilirsiniz. Basit bir şekilde. Buradan tools kısmından bazı araçlarımız var. Örneğin decode, encode aracı, proxy aracı. Hemen şuradan seçelim bir tanesini. Tarama yaparken yaptığımız için biraz kastı herhalde. Evet. Buradan istediğiniz formatı seçip encode yapabilirsiniz. Dekod işlemleri yapabilirsiniz. Lazım olduğu yerler olabiliyor. Biraz toplayalım da. Görüldüğü gibi burada bazı exploitler var, modüller var. Mesela SQL açığı bulduğunuz zaman burada SQL Map modülü bulunmakta. SQL Map aracını kullanarak sömürme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu an yine dondu. Belirgin özellikleri bu kadar. Fazla bir detay yok zaten. Diğerleri de genel kullanılan özellikler. Kaydetme, temizleme vesaire. Kapatalım. Buff ayarımız bu kadar. Fazla bir detay yok zaten. Kitabımızın içerisinde zaten uygulamalı olarak anlatım yapıldı. Kapatabilirsek iyi olacak ama. İkinci aracımız ise Vega aracı. Hemen konsolda Vega yazıp açabiliriz. Bu aracımız da oldukça hızlı bir araç. Basit bir konsolu mevcut görüldüğü gibi. WAF aracımızda olduğu gibi. Şuradaki New Scan sekmesine tıklayıp URL kısmına istediğimizi yani istediğimiz bir site yazabiliriz. Scan.com yazıyorum. Next diyorum. Burada da kendimiz yine istediğimiz açıklıkları tarayabiliyoruz. Görüldüğü gibi burada birçok açık türü mevcut. Buradan istediğimizi seçip devam edebiliriz. Profilimizi oluşturabiliriz. Görüldüğü gibi buradan da bilgi toplayabiliriz. Buradaki sesmeden, response sekmesinden. IP adresi.
Ajax sistemi var mı yok mu? Telefon numaraları, e-mailler, dosya upload bölümleri var mı yok mu? Bu gibi şeyleri de tarayabiliriz. Şey kapatalım. Ne istedim? Buradan cookie ekleyebilirsiniz isterseniz. Genelde cookie eklenmesinin sebebi bazı sistemlerde nasıl diyeyim? İlk başta mesela bir siteye girdiğiniz zaman sizden bir parola ister. Giriş yaparsanız. Siz bu yazılıma direkt siteyi verirseniz işlem yapamayacak çünkü karşısına bir parola sistemi gelecek. Bunu aşmak için cookie kullanabilirsiniz örneğin. En sonunda finish deyip taramayı yapabilirsiniz. İsteyelim. Buradaki kısımdan da görüldüğü gibi birçok tür var. Türden kastım açıklıkların derecelendirilmiş hali. Buradan yüksek dereceli, orta dereceli ve bilgi bölümünü görüyorsunuz. Ben site.net.com yazdım ama salesforce.com'a yönlendirdi. Bakalım. Evet. Buradan açıklıkları tarayabilirsiniz hızlı bir şekilde. Bu aracın zaten en belirgin özelliklerinden birisi de hız. Şöyle durduralım. Zaten bir açığın üzerine tıkladığınız zaman o açıklara alakalı referanslar olsun, bilgi olsun, birçok seçeneği size sunuyor, bilgiyi sunuyor. Aynı zamanda klavye özelliği de zaten mevcut, görüldüğü gibi dosya ve klasörleri listeleyebiliyorsunuz buradan, görünüyor üstteki sekmeden. Burada proxy seçeneği mevcut. Yine request response işlemlerini buradan gerçekleştirebilirsiniz. Yani buradan bir yanıt gönderip buradan çıktısına bakabilirsiniz. Genelde proxy özelliği de oldukça kullanılmakta. Yani manuel işlemler için de sadece tarama işlemleri için değil, manuel tarama işlemleri için de bu yazılımı açıp kullanabilirsiniz. Genelde bu iş için burp aracı kullanılıyor. Bu aracımız da bu şekilde. Fazla bir detay yok zaten görüldüğü gibi herkesin kullanabileceği şekilde tasarlanmış bir araç. Oldukça basit. Açalım. Evet. Burada zaten bir tarama gerçekleştirdik. Gördüğü gibi SQL açığı bulunmuş burada. Bir siteyi taramıştık. Zaten kitabımızı da incelediğiniz zaman daha iyi anlayacaksınız. Diğer bir aracımız Nitco. Bu aracımız da oldukça etkili ama artık çoğu sistem tarafından tespit edilebiliyor. Düşük güvenlikli sistemleri taramak için oldukça kullanışlı bir araç. Bazı parametreleri mevcut burada. Zaten konsol tabanlı bir uygulama. Selam. Fazla bir seçeneği yok zaten. Hemen buradan bakalım işimize yarayacak olanları.
R parametresiyle istediğimiz bir dizimi tarayabiliriz. Yani istersek komple tararız, istersek bir dizim belirtip o dizimdeki dosyaları taratabiliriz. Güzel bir özellik. TRP parametresiyle istediğimiz bir port üzerinden taramayı yapabiliriz. SSL parametresiyle SSL desteği var mı yok mu sitenin bunu öğrenebiliriz. GGI komutu ile yani TRC komutu ile GGI klasörlerini tarayabiliriz var mı yok mu diye. İstersek belli dizinleri belirtebiliriz görüldüğü gibi. İstersek al yazıp hepsini tarayabiliriz. TRE parametresi ile belirli atlatma seçeneklerini kullanabiliriz, yöntemlerini. Yani firewall'ler için bu teknik kullanılmakta. TRT parametresiyle istediğimiz bir açıklığı tarayabiliriz. Yani ben sadece belirli açıklıkları taramak istiyorum. Onun için açıklıkların belli numaraları var. Burada mesela 8 numarası kod enjek kusura bakmayın. 8 numaralı açık komut çalıştırma açığı görüldüğü gibi. Şöyle kaleyi açalım. Gerçi burada şu an görünmüyor ama büyük help yazıp evet. Burada görüldüğü gibi birçok açıklık mevcut. T parametresini ekleyip buradan istediğimiz numaraları yazarak o açıklıkları tarayabiliriz. Görüldüğü gibi. TRG ile bütün yani full tarama işlemini gerçekleştirebiliriz. Genelde bu yöntem pek de kullanılmamalı çünkü log fazla tutuyor. Yani bir log sistemi varsa tarayacağın sistemin düşme olasılığı çok yüksek. TRI parametresiyle de belirli korumaları açmak için kullanıcı adı ve şifre belirtip işlemlerimizi yapabiliriz. Örnek bir tarama yapmak gerekirse google.com yazalım örnek olarak TRT ile sadece SQL açığını taramak istiyorum diyebilirim bu şekilde. Ha, pardon ha. Evet, buradan host'u belirtmek için parametre kullanmamız gerekiyordu. Şöyle sileyim. H yazıyorum. 9. Örnek olarak bu şekilde tarım yapabilirsiniz. Zaten tarım yaptığınız zaman da size belirli bilgiler veriyor. Sistemin IP adresi gibi. Durduralım. Bundan sonra zaten açıklıkları bulduğu zaman sizlere listeleyecektir.
belirli bilgi toplama aşamasından sonra pluginleri etkin hale getirip sizlere açıklıkları gösterecek. Bir diğer aracımız ise Joomscan. Joom'da bilindiği gibi yani oldukça kullanılan bir hazır sistem. Bu sistemde de mutlaka açıklıklar kaynaklanıyor. Bunun en büyük sebepleri ise üçüncü parti yazılımlar. Yani komponentler, pluginler olsun, üçüncü parti yazılımlardan kaynaklanan açıklıkları taramak için kullanılır bu araç. Görüldüğü gibi OWASP grubu tarafından oluşturulmuş. İçerisinde belli başlı pluginler vardır. İlk önce sistemde bunları tarar, dener teker teker. Eğer muhtemel olabilecek açıklıklar varsa bunları sizlere gösterir. Joomscan'ın zaten çok bir taraması yok. Parametresi yok daha doğrusu. Genel taraması TRU parametresi ile sistemi yazıyoruz ve taramamızı başlatıyoruz. Diğerleri zaten update, download gibi seçenekler. Bunlarla pek ilgilenmiyoruz. Burada farklı options yani ayarlar bölümü var, parametreler var. Buradan istersek firewall taraması yapmayabiliriz. İşte versiyon taraması yapmayabiliriz. Bunlar artık size kalmış bir durum. Gördüğü gibi bazı parametreler var. İstersek cookie ekleyebiliriz. En basit taramamız bu şekilde. Görüldüğü gibi firewall var mı yok mu? Bunu da kontrol ediyor. Eğer varsa bu seçeneği tararken sistem IP'yi engelleyebilir. O yüzden bu tür seçenekler konulmuş. Örnek olarak bir test edelim. NF diyelim. No firewall olsa gerek. Açılımı. Görüldüğü gibi atladı firewall taramasını. Şimdi örnek olarak şuradan hemen resimde göstereyim. Evet, görüldüğü gibi burada bazı pluginleri tarıyor. Görüldüğü gibi. Eğer açık varsa şurada vulnerable kısmında yes yazar. Şu alt kısımda. Diyelim ki no yazıyor. Biz yine de elbette bundan nasıl diyeyim vazgeçmeyeceğiz. Yeni bir açıklık türü olmuş olabilir. Yani sadece pluginleri taraması bile bizim için yeterli olabiliyor. Örneğin şu şekilde bir gördüğü gibi burada komponent buldu. Exploit diye bir sitesinden tarama yapıyoruz. Gördüğü gibi burada bir açıklık türü mevcut. Hemen pwd adı alıp sisteme yazdığımız zaman burada görüldüğü gibi SQL açının varlığını görüyoruz. Yani aslında bir nevi bilgi toplama gibi düşünebilirsiniz bu aracı. Bakın burada hemen 5 adet komponent bulduğunu gösteriyor bizlere. Biz Pony Gallery komponentini taramıştık. Görüldüğü gibi burada. Sonrasında da açıklığı bulmuş olduk. Bu şekilde Joomla sistemlere yönelik testler yapabilirsiniz.
Diğer virajımız ise Wapiti. Oldukça güzel bir tarama yazılımı. Python diliyle yazılmış bir araç. Yine standart olarak her araçta bulunan kavramlar mevcut. İşte proxy ekleyebilirsiniz. Cookie ekleyebilirsiniz. Eğer HTTP koruması varsa password belirtebilirsiniz. Kullanıcı adı ve password. İsterseniz rapor alabilirsiniz. TRF parametresi ekleyip hangi formatta alacağınızı belirtebilirsiniz. Örneğin XML yaparsanız XML formatında size rapor sunar. İsterseniz output sekmesinden istediğiniz şekilde çıktı alabilirsiniz. Ben en basit örneği zaten bu şekilde, fazla bir parametresi yok. Direkt Wapiti yanına siteyi yazdığımız zaman modülleri kendisi aktif hale getiriyor, görüldüğü gibi belli başlı açıkları, işte SQL açığı, XSS açığı vesaire, birçok açığın modülünü aktif hale getiriyor ve bunlar üzerinden de tarama yapıyor. Görüldüğü gibi örnek bir sistemi burada taradık biz. Burada direkt SQL modülünü yüklediği anda SQL taraması yapıyor. Görüldüğü gibi birçok SQL açığı bulunmuş. Örnek olarak bir XSS açığını test ettik. Görüldüğü gibi burada XSS açığı da mevcut. Hemen şu tarafta. Bu URL kısmına herhangi bir XSS kodu yazdığımız zaman görüldüğü gibi alert alıyorduk. Aynı zamanda SQL açığını da bu şekilde bulabiliyorsunuz. Görüldüğü gibi oldukça basit. İsterseniz belli başlı açıklıkları tarayabilirsiniz. Görüldüğü gibi burada. TRM parametresi ekleyip şu şekilde taramamızı gerçekleştirebiliriz. Tire al, virgül, XSS yazıp get metodu ile tarama yapabilirsiniz. Buraya SQL yazardık. SQL açıklıklarını tarayacaktı. Skip fish aracımız başka bir açıklık tarayıcı. Aslında hızlı tarar ve derinlemesine bir tarama gerçekleştiriyor bu araç. Yani tarama yaptığınız zaman biraz uzun sürebiliyor. Ve güzel bir rapor sunuyor bizlere. Oldukça geniş çaplı bir araç. Burada bir tarama gerçekleştirdik biz. Yine bir hedef siteye. Skip fish yazıp tire o yazıp raporun sunulacağı klasörü seçiyoruz ve ardından sitemizi yazıyoruz. Tarama bittikten sonra bizlere detaylı bir kendi oluşturduğu bir raporu veriyor. Klasöre girip index.html dosyasını açıyoruz. Görüldüğü gibi bize açıklıkları ve açıklıkların bulunduğu kısımları bize belirtiyor. Sadece açıkları görmeye yaramıyor. Örneğin dosyaları, resimleri, işte JavaScript dosyalarının yollarını vesaire birçok bilgiyi bizlere sunuyor. Oldukça kullanışlı bir araç.
Zaten birçok açıklığım şey parametresi mevcut. Standart açıklıklar, parametreler. İsterseniz dizin taramasını da yapabilirsiniz. W parametresini ekleyip bir word list belirtip işte de dizinin taraması da yapabilirsiniz. Diğer aracımız ise WordPress sistemler için oluşturulmuş bir araç, WP Scan. Birçok bilgi toplayabilirsiniz bu araç ile. Aslında bu tür araçların amacı Joomla Scan, WP Scan gibi araçların amacı bilgi toplamaktır. İşte üçüncü parti yazılımların tespitini yapıp manuel olarak açıklıklarını taramaktır. İşte ExploitDB gibi sitelerden. Aynı zamanda açık taraması da mevcut. Genelde devlet siteleri olsun, birçok kurum olsun bu tür sistemleri kullanıyor. Genelde bu yüzden üçüncü parti yazılımlar yüzünden hackleniyor. Şimdi burada bazı parametreleri inceleyelim. Belirttiğiniz sisteme ait pluginleri taramak için buradaki parametre kullanılıyor. Enumerate. Gerçi hepsinin başına enumerate koyuyoruz ve sonuna P koyup pluginleri tarıyoruz. T koyarsak temaları tarayabiliriz. U yazarsak kullanıcıları listeleyebiliriz. Vesaire bu birçok parametresi mevcut. İstersek burada first taraması yapabiliriz. Yani admin paneline kullanıcı ve şifreleri belirtip tarama yapabiliriz. Gördüğü gibi burada zaten kitabımızda parametrelerin hepsi yazmakta. Örnek bir tarama yaptık. WP scan, TTR URL parametresiyle sitemizi belirttik. Ve enumerate u ile de kullanıcıları taradık. Admin ve editör olarak iki tane kullanıcı adı bulmuş. Bunlar da çok önemli. Örneğin brute force saldırılarında kullanıcı adı belirtilecek. Bunun için ilk önce kullanıcı adını bilmemiz gerekiyor. Zaten bir sistemde birçok kullanıcı olabilir. Aynı zamanda görüldüğü gibi bazı pluginleri tarıyor burada. Pluginleri bulduktan sonra bize yolunu veriyor ve bununla alakalı açık var mı yok mu bunları bize gösteriyor. İşte Reflex Galeri'nin 1.4 versiyonunda bir açık varmış. Bunu bize belirtir. Belli referanslar yoluyla. Ve biz bunları karşılaştırırız. Zaten her zaman güncel olmadığı için pluginlerin isimlerini alıp ve versiyonlarıyla birlikte ExploitDB gibi sitelerden bunları tarayabiliriz. Görüldüğü gibi WordPress için oldukça güzel bir araç. Proxy Strike aslında bir proxy aracı. Yine SQL, XSS gibi birçok aracı açığı tarıyor. Kusura bakmayın, bu arada biraz rahatsızım. O yüzden biraz solgun konuşuyorum. Şöyle. Otomatik kaydetti. Şöyle yan çekebilirsem. Evet.
Görüldüğü gibi birçok özelliği mevcut. Clever özelliği örneğin. Buraya herhangi bir siteyi yazıp başlattığımız zaman bizlere ne var ne yok işte klasörleri, dosyaları vesaire listeleyebiliyoruz. Hemen resimler üzerinde anlatayım. Adı üstünde proxy aracı görüldüğü gibi. İlk önce browserımızdan proxy aralarını yapıyoruz. Artık hangi browser'ı kullanıyorsanız. Manuel proxy sekmesinden 127.0.0.1 yapıp port kısmına da 8080 yapıyoruz. Ve tamam diyoruz. Sonrasında aracımıza gelip şöyle bakalım. Buradan göstermek istiyorum. Şöyle yapabilirsem ki gelmiyor sayfa. O yüzden resim üzerinde göstereceğim. Config kısmındaki bölümden burada Proxy Strike Listen Port var. Yani port dinleme sekmesi. Bu proxy'de girdiğimiz portun aynısını yazıyoruz. 8080 ve app'i butonuna tıklıyoruz. Ve dinleme yapıyor. Yani biz bir siteye girdiğimiz zaman o isteği yakalayacak. Sonra şurada görüldüğü gibi Listen Port seçeneği. Buradan da Enter Cap butonuna basıp gelen isteği alacağız. Görüldüğü gibi bir siteye girdiğimiz zaman burada bir Request bölümü çıkacak. Follow butonuna basıp isteği alabiliyoruz. Burada görecektir zaten. Direkt en başta site. Sonrasında plugin görüldüğü gibi şurada bölümüne gelip belli açıklıkları tarayabilirsiniz. Genellikle SQL ve XSS açıklarını taramak için oluşturulmuş bir sistem. Herhangi bir plugin'i işaretliyoruz. Şuradan enable diyoruz. SQL hata yapmak istiyorum tarzında bir bölüm var burada. Bunu seçiyoruz. Clever kısmına gelip plugin'i buradan etkin hale getiriyoruz. Yani Clever yaparken burada seçtiğimiz plugin'i de etkin hale getirelim mi diye soruyor burada. Evet diyorum. Yani Clever seçeneğini çalıştırdığı zaman dosyalara aynı zamanda buradan SQL taraması yapacak. Sonrasından butonumuza Stop butonuna basıp taramamızı yapıyoruz. Görüldüğü gibi burada URL kısmından sitelerimiz çıkmakta. Log kısmına gelip belirli işte taradığı açıklıkları burada görebilirsiniz. Açık var mı yok mu diye. Tekrar plugin kısmına geldiğimizde görüldüğü gibi burada DB error kısmı var. MySQL hataları vermiş. Yani buradan anlayacağımız üzere burada bir SQL açığı var anlamına geliyor. Görüldüğü gibi şu an URL'i açamıyorum. Buradan da açıklığı görebiliriz. Zaten Clover'ın en belirgin pardon, proxy'nin en belirgin özelliklerinden birisi zaten bir proxy yazılım olması. Yani request response işlemlerini kendimiz yapmamız. Buradan istediğimiz gibi işlemlerimizi yapabiliriz. Görüldüğü gibi burada her yazarında olduğu gibi mevcut. Diğer bir aracımız ise Uniscan aracı.
Benim en sevdiğim yazılımlardan bir tanesi. Oldukça yani bilgi toplama aşamalarından olsun, açık tarama olsun birçok işlemi gerçekleştiriyor. Başlıca özellikleri bilgi toplama, Google doğru taraması, statik açık tarama, dinamik açık tarama, dosya taraması, dizin taraması, stres testleri, web bilgi toplama ve server bilgi toplama gibi özellikleri var. Gördüğünüz gibi çok sade ve şık bir penceresi var. Kullanım bölümü daha doğrusu. Kullanım basit. Bunu scan yazıyoruz. Tire U ile sitemizi belirtiyoruz. Sonrasında ise istediğimiz özellikleri arda arda yazıyoruz tire çekip. İşte dizin taraması olsun. Faller olsun, yani dosyalar olsun, dizin olsun, işte robot dosyası taraması olsun, dinamik açıklıklar ve statik açıklıklar olmak üzere birçok parametre eklenmiş. Genel kullanımı bu şekilde. Sonrasında sistemi tarayacaktır. Buradan dizin taraması yapıyor birçok görüldüğü gibi. Bunlar bitene kadar yani hepsini tarıyor burada. Sonrasında bizlere gösterecek. İçerisinde bazı pluginler var. Bunları da zaten çalıştırıyor. Web backdoor taraması, email taraması, upload formlarının taraması, FCK editörü gibi tehlikeli bir editör sisteminin bulunması gibi birçok şey tarıyor. Görüldüğü gibi emailler de mevcut. Görüldüğü gibi açıklıkları da tarıyor burada. Burada bir SQL açığı bulduğunu söylüyor. İsterseniz TF parametresi ile bir tekstil dosyası belirtip birçok siteyi tarayabilirsiniz. Bir site yerine. Yani bir dosyaya birçok site yazarsınız alt alta. TF ile bunu belirtip istediğiniz kadar tarama yapabilirsiniz. Dediğim gibi sadece tarama yapmak için değil, bilgi toplamak için de işlem yapabiliyorsunuz. Örneğin tire i parametresi ekleyip şöyle göstereyim ben. Parantez içinde IP yazıp iki nokta koyup IP yazıyoruz. Taradığımız zaman da server'daki yani bu IP'ye ait birçok siteyi bize buluyor görüldüğü gibi. Yani bir server'ın IP'sini yazdığımız zaman o server'daki sitedeki bütün siteleri bize listeliyor. Bunu taramaktaki amaç genelde hackerların çok kullandığı bir yöntem. Ben diyelim bir saldırganım. Bir siteye girdiğim zaman şuradaki herhangi bir siteye benim hedefimdeki sitede o server'da ise belli yöntemlerle o sistemi de atlayabilirim. Bu şekilde de hedefime ulaşmış olurum. Aynı zamanda arayüz görüldüğü gibi seçeneği de mevcut. Buradan direkt siteyi yazıp istediğimiz seçenekleri seçiyoruz. Ve start deyip görüldüğü gibi basit bir şekilde tarayabiliriz. İsterseniz log dosyasını da bu şekilde görebilirsiniz. Ne olup ne bitiyor. Kapatalım.
Görüldüğü gibi bu IP taramasının Bing arama motoru sayesinde yapıyor. İsterseniz Dolk taraması da yapabilirsiniz Google üzerinden. TRO ekleyip belirli Google Dolk kodları vardır. Ben şöyle yapayım. Kullanımına hemen bakalım. Parantez içinde yapıyoruz. Buraya da PHP eşittir yapayım site ne olsun nokta fr diyelim bakalım güzel bir şekilde bulacak mı burada yaptığım işlem sonunda nokta php id eşittir olan siteleri tarayacak ve uzantısı fr olacak. Bunu fr yapayım. Bakalım ne kadar başarılı. Evet bulamıyor. Herhalde Google'dan ban yemiş. Normalde yazdığınız zaman birçok sitenin çıkması gerekiyor. Hemen bakalım. Fazlasıyla işlem yaptığım için ban yemişim. Görüldüğü gibi bir sürü sistem çıkıyor. Sonu belirttiğim formatta. FR yazarsam. FR olan siteler de bunu arayacaktır. Genelde bunu aramamın sebebi genelde SQL açıkları ID değerlerinde taranmakta. Basit bir tire koyarak açıklıklar tespit edilir. Tabii ki burada bunu gösteremem. Kapatalım. Tekrar bir deneyelim. Bakalım bulacak mı bu sefer. Evet, fazla istek yaptığım için bulamıyor. Eğer bulursa zaten sites.txt diye bir dosyaya kaydediyor. Bunun yolu neredeydi? Hemen bakalım. Evet. Şuradaki user share uniscan dizimle kaydediyor. Görüldüğü gibi. Buraya kaydediliyor görüldüğü gibi. Buradan da dosyanın içeriğine bakabilirsiniz. Tanım yaptığınız zaman. Evet benim anlatacaklarım bu kadar aslında. Web uygulama skanlarıyla alakalı. Kitabımızda zaten sistemler uygulamalı bir şekilde anlatılıyor. Ben biraz daha videoyla bunu pekiştirmek istedim. Biraz solgun bir anlatım yaptım ama kusura bakmayın. İnşallah bir şeyler katabilmişimdir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.